çarpı eşikten bahsetmek istiyorum. IMS bakım gerektirmez, kolayca montaj yapılabilir. Her şeyden önce motorumuzun ömrünü uzatır. Kendiniz montaj yapabilirsiniz ve her marka model arabaya uygundur. Araba sever takipçilerimiz Instagram paylaşımlarımızdan bize sorduğunuz soruları görüyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Yoğunluğumuz sebebiyle bazen geç cevap verebiliyoruz fakat her soruyu tek tek okuyoruz. Bize olan güveniniz için çok teşekkür ederiz. Soru sormaya devam edip elimizden geldiğince her sorunuzu yanıtlayacağız. Haydi şimdi test sürüşüne çıkalım. Arkadaşlar, IMS ürünümüzü E250 aracımıza montajladık. Aracımız ilk verisi 10.3'tü. Şu anda 7.0. Araç sahibine aracını teslim edeceğiz. İyiymiş. Arabanın performansı gerçekten arttı. Şimdi bayağı bir güçlü bir hale geldi gerçekten. Gaz pedalı nasıl peki abi? Gaz pedalı yukarıda. Eskiye nazaran basış oranında fark nedir? Yukarıda. Yukarıda. Eski aşağıdaydı. Yani şu anda ben mesela çok fazla hız yapmıyorum. 84-85 km, 80 km gidiyorum öndeki arabayla. Kesinlikle mesafenin tutulması lazım. Ama araba çok keyifli oldu ya. Performansı attı. Kalkışı bile farklı oldu. Biraz evvel bir araba solladım. Benim altımdaki araba sollar ama ne kadar zamanda sollar diye bir düşüncem söz konusu değil. Süper. Çünkü seri şerit değiştirmeleri ve araba geçişleri üst seviyeye çıkarttı. Çıkarttı. Bunu süper. Hissetmemek imkansız. Yukarıda basmıyorum ki pedala. Pedala böyle ayağımı böyle sanki bir iç kadar. Yani dokunuyorum pedala. Süper. Hani böyle resmen şu anda basmıyorum yani ben pedala. 80'le gidiyorum. Önceden basıyordum yani. Araba ne olursa olsun. Bak. Buyur. Bak. Bu araba sportta mı? Nerede çalışıyor? Ekonomide mi? Ekonomide abi. Ekonomide çalışıyor. Sportta bile bu performansı bulamazsın. Mümkün değil. Ben bu arabayı sportta da denedim. Hele ki bu ani fırlamalarda imkansız. Yani bu araba şaha kalkıyordu. Kamazlar ne dersem artık iki ayaklar üstünde gidecek yani. Süper. Beklediğin gibi olmuş mu abi? Ben bunu beklemiyordum ki. Çok teşekkür ederim. Ben bunu beklemiyordum. Yani yukarıda basmanın sanırım avantajını yakıtta da göreceğim ben. Bak burası çok kötü bir yere. Trafik olarak. Evet. Burada bile yavaşladım. Dönüyorum. Bu virajı kötü yapmışlar. Araba hiç kendini bırakmadı. Direkt yavaşlaması lazım. Çok hafif frene dokundum. Zaten gaz vermiyorum. Kendi gidiyor. Gaz verirsen araba yakar. Kendi kendine gidersen bir şey olmaz ki. Bak. Yok çok iyi oldu ya. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi şuna bakar mısın? Yani İnsanın basası geliyor ama bu arabanın performansı bayağı güzel. Şimdi daha güzel oldu. O zaman IMS ailesine hoş geldin abi. Vallahi hoş bulduk. Keşke daha önce geleydik ya. Şöyle bir şey var. Şimdi ben bunu yaşıyorum. Evet. Ben böyle bir insanım. Ben bunu şimdi yaşıyorum. Keyifli, ekonomik. Ben bunu yaşıyorsam ben etrafımın da bunu yaşamasını isterim. Onun için bugünden itibaren ben herkese bunu tavsiye ederim. Çok ben teşekkür ederim. 32 seneden beri araba kullanıyorum. Hani 32, 33 sene mi? 34 sene mi oldu? Fakat bir arabanın performansı böyle kitle hemen nasıl değişir? Bunu şimdi yaşıyorum işte. Bu da IMS farkı oluyor. Kesinlikle. Arabanın canı yerine geldi ya. Tüm değerli takipçilerimize de bir başka videoda görüşmek üzere diyoruz. Çok iyi. Hoşçakalın. Şey.